Beyaz TV Sezgin Gelmez. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sezonda hayırlı olsun. Hocam biraz önce kendiniz bahsettiniz. Final bu statta oynanacak ve Trabzonspor'un da baktığımız zaman buraya gelme şansı var. Bu hiç aklınıza geliyor mu? Düşünüyor musunuz? Bir de hocam ligde şampiyonluğun iki favorisi olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe gösteriliyor. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu görüşe katılıyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk önce bir playoff maçımız var. Ona bir hazırlanalım. Ondan sonra playoff'a kalalım. Adım adım konuşalım. Diğer soru da bence yani Türkiye'de bütün takımların şampiyonlukta her zaman büyük takımlar domino olarak bunun içinde vardır. Olacaklardı. Ben de herkesin birbirine saygı göstererek bu yarış içinde olmalarını bütün arzum isteyeyim. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Yunus Emresel, Sabah Gazetesi. Hocam öncelikle yeni sezon hayırlı olsun, tebrikler. Yeni Marekamşik'te hazırlandınız hazırlık kampına ve ardından Süper Kupa finalinde de Marekamşik yine takımın her zamanki önemli parçalarından biriydi. Onun yaşadığı sakatlık sizin oyun planınızda bazı değişikliklere gitmenize sebebiyet verdi mi? Ve bu sakatlıktan sonra transferdeki önceliğiniz de değişti mi? Yunus, öncelikle teşekkür ederim böyle bir soru sorduğun için. Aslında bunun cevabını verecektim. Şimdi Marek'le başka bir oyun. Marek'siz başka bir oyun. Bu yani bu gerçek, bütün takımlar için de gerçek. Bugün hani Marek'in sahada olması birçok problemi hem yeteneğiyle hem düşünce hızıyla çözebiliyor. Siyopis'in savunma tarafı güçlü. Ama Marek'le biz topa sahip olmada başka bir hikaye yazabiliyoruz. Oyunun içinde bunun geçen hafta çok net örneğini de gördük. Bununla ilgili evet yani bir B planımız cebimizde, ben şu an itibariyle dolaşıyorum geçen haftadan itibaren. Zaten bir transfer eksiğimiz, sağ stoper eksiğimiz vardı biliyorsunuz. Orayla da ilgili hem yatırımlık olsun hem bize problem çözün olsun. Doğucan iyi gidiyor. Onun için ama bir tane daha belki deneyim tecrübeli bir oyuncu da bunun içinde olabilir. Bakıyoruz, çalışıyoruz o konuda. Hem kulüp, başkan, yönetim, biz scout ekibi çalışıyor. Umarım en yakın zamanda bunu gerçekleştiririz. Radyo Spor, Ajan Spor, Nazım Türknaz. Hocam öncelikle tebrikler. Sezonu güzel başlangıç yaptınız. Atatürk ederim. Olimpiyat Stadyumu genelde takımlara çok fazla iyi gelmez. Hatta ters geldiği söylenir ama hem sizin kariyerinizde hem de Trabzonspor için Atatürk Olimpiyat Stadyumu çok başarılı gidiyor, çok iyi gidiyor. Bu stadyumun uğuruna inanıyor musunuz? Ben tabii uğur mu, enerji mi onu bilmiyorum ama yani çalışmak, dürüst olmak, kendini geliştirmek, bunlar bunun içinde olması gerekiyor. Ben ikincilikteki ilk şampiyonluğumu burada yaşadım. Lige çıktığımız sene. Süper Kupayı burada iki defa almak nasip oldu. Süper Ligi de kazanmıştık. Bir hafta sonra burada tekrar kaldırdık. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ndeyken 6 sene burada kimse oynamazken ciddi şekilde bir süre geçirdim amil takıma geçmeden evvel. Onun için bende yeri özellikle geçmişten bu zamana kadar hikayeleriyle de aynı zamanda ve ödülleriyle de güzel. Onun için önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Bir tane oynandı, onu seyrettim. Stadımıza sahip çıkmaya devam edelim.